Şimdi biz burada bilhassa ben bazen yutkunmakta zorlandığım ve o yüzden de kesik kesik konuşmama yol açan, bazen duygularıma da hakim olamadığım birçok acayip gündem maddesini sıralıyoruz. Birçok olaya yorum yapıyoruz. Birçok keyifsiz haber veriyoruz. Güzel haberler de var elbet. Onları bugün çocuklara bıraktık. Lavinia Ünlüer ve Adin Külçe bize iyi haberleri verecekler. Ben de onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bütün çocuklarınkini kutluyorum. Teşekkürler Selçuk abi. Öncelikle herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evet, bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi sırada bizi ilgilendiren haberler, yani çocuk gündemimiz var Lavinia. Bizi mutlu edecek ilk haber İzmir'den geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın 06 ile 15 yaş arasında bulunan çocukların 17-25 Nisan tarihleri arasında giriş ücretinin alınmayacağı haberini vermiş. Vallahi çok sevindik. Umarız herkes gezebilmiştir. İkinci haberimiz de çok mutluluk verici. Türkiye Teknoloji Vakfı'nı duymayanınız yoktur. Yürüttükleri Bilim Türkiye projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için uygulamalı çevrimiçi atölyeler düzenleyeceğini duyurmuştum. Son günü bugün olan atölyelerde tasarım, güneş sistemi, boyama gibi alanlarda çalışmalar yapıldı. Heyecanlı bir yarışma haberi de İzmit'ten geliyor. İzmit Belediyesi 1-23 Nisan şiir okuma yarışması düzenledi. Yüzlerce arkadaşımız şiir okudukları videoları paylaşıp 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Sonuçları dün açıklanan yarışmada İlber Barış birinci, Ezgi Behra Topuzlu ikinci, Ayşe Sima Çelik üçüncü oldu. Bildiğiniz gibi eğitim hala online uzaktan devam ediyor. Hepimiz okullarımızı, arkadaşlarımızı, sınıflarımızı çok özledik. Hemencik pandeminin bitmesini diliyoruz. Ve çocuk gündemimizi sonlandırırken bir kere daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyor ve bize bunu armağan eden Büyük Atatürk'ümüze de teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ana haberden sonra yeni bölümleriyle son yaz ekranlarınızda. Kaçırmayın.